Tamam hadi gel. Hadi gel. Geçelim mi teyzelerin karşısına? Geçenki vlogda ben hiç çıkmadım zaten. Belki özlemişsinizdir diye ben de geldim karşınıza. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Biz de iyiyiz. İlk önce bir yık kemere vardım geldim. Bir işim vardı. Onu hallettim geldim. Gelirken de kızıma ciciler aldım teyzoşlar. Onları göstereceğim size. Değil mi? Ondan sonra da daha temizliğe gireceğim biliyor musunuz? Şöyle bir normal genel temizlik yani rutin temizlik bizim her zamanki yaptığımızdan. Değil mi aşkım? De. Evet de. Okula giderken inanın yani kıyafetlerimdeki lekeler çıkmadığı için giydirecek kıyafet bulamıyorum. 4-5 parça bir şey aldım. Onları göstereceğim size. Önce bir Nehir'in saçını başını bir toplayayım bir bakın. Şunun bir haline bir bakar mısınız bir? Saçları sürekli böyle eğildiği zaman böyle ta buradan bağlıyordum ya eğildiği zaman ta böyle gözüne geliyor diye. Saçlarını biraz kısalttım ve de tararken çok ağlıyordu. Hep görüyordunuz. Tamam hayır. Hemen toplayacağım tamam taramayacağım. Taramayacağım aşkım tamam şöyle geri toplayayım ben hemencik tamam mı anneciğim? Ver tokayı geri bana verir misin? Tokayı bana verir misin? Güzelce ver. Sakin. Tut bana güzelce ver bunu. Hadi ver bana. Ver anneciğim bana. Hadi ver. Teşekkür ederim anneciğim sana. Yarın okulu var tabii ki kızımın gene. Yarın okula gidecek benim bebeğim. Artık 15 tatil geliyor. Çocuklar da yaşadı valla. Bir 15 gün şöyle bir tatil yapsınlar bakalım. Bize hiç tatil yok. Biz annelere hiç tatil yok değil mi kızlar? Vallahi çok isterdim yani. Bizim de böyle bir senelik iznimiz olsaydı ya. Hakikaten. Ah bu annelerin. Gerçi yazık babalar da aynı. 7-24 çalış. Ondan sonra senelik izinde evde durmaz yine çalış. Aman 5 kuruş para geçsin cebimize deyip senelik izni kullanmaz mesela hani benim Kerim. Hani der ki hatun parasını alalım en azından bir açımızı kapatırız der. Hiç senelik izin kullandığımızı bilmem doğru düzgün. Gerçekten söylüyorum hiç kullanmadık. Ama ben de el gibi işte hani alayım da senelik iznimi hep beraber şöyle çoluk çocuk gezmeye gidelim falan bizde yazık olmuyor yani olmuyor. İzin parasını alıyoruz. Bir açığımızı kapatıyoruz değil mi aşkım? Tamam hadi bak. Ay nasıl güzel oldun ya. Sen nasıl güzel oldun. Hadi bak cicilerini gösterelim mi teyzelere? Bakın teyzeler kızıma ne aldım böyle gördünüz mü? Dur gösterelim hadi gel gösterelim. Bir sakin ol ama ya. Bir sakin ol. Tamam. Böyle bir tane pijama aldım. Kaç yaş? 3-4 yaş yazıyor. Denk gelmezse şey etmeyeceğim artık. Değiştireceğim artık. Ama denk gelir gibi ya. Temiz temiz giysin bari. Bunun fiyatı neymiş? 21 lira. Bunlar. Ondan sonra. Başka? Şunu aldım teyzeler. Şöyle bir tayt aldım. Bunun da yaşı... Bu da 5 yaş. Bir numara büyük giyiyoruz. Bizim sadece sıkıntımız ne? Şu Nehir'in bu kaburga bölgesi biraz daha geniş olduğu için bu göbek tarafı, yani Allah tarafından biraz daha hani değişik bir yapısı olduğu için şu önemli bizim için. Şuradan geniş olsun diye ona çok dikkat ediyorum zaten. Evet boydan bayağı bir uzun gelecek aslında. Hiç olmadı hani bir tur kıvırabilirim alt taraftan paçalarından. Öyle yapabilirim. Bir tane bunu aldım. Ne kadar da 15 liraydı bu da. Tight'ı. Ben şeylere çok seviyorum kızlar. Bu tight'lar var ya böyle hani kadife tight'lar. Çok hoşuma gidiyor. Vallahi çok hoşuma gidiyor. Şöyle bordo. En sevdiğim renk Allah'ım. Bu da 4-5 yaş. Bu da boydan biraz uzun gelecek ama herhalde giyince toparlar diye düşünüyorum artık. Bakacağız yani. Ondan sonra bu da 116'ymış. Yani 4-5 yaş gibi demek bu da. Böyle bir şey aldım üzerine. Anneciğim ne yapıyorsun? Vereceğim sana aşkım. Bunu aldım böyle bir tane simit aldım kızıma. Bu 20 liraydı. Ondan sonra bu da aynı. Bu da 4-5 yaş. Bunlar hep 20'şer liraydı. Hoşuma gitti. Şöyle yaparım dedim. Şunla altına böyle bordo tayt'ı düşündüm. Okula giderken yarın.
Ondan sonra bununla da... Ay! Bununla da bu Tyson'u düşündüm ikisine. Bu şekilde diye. Minnoşumu aldım. Güle güle, iyi günlerde, sağlıklı günlerde giysin inşallah meleğim. Bu biraz küçük gibi gelir de. Neyse, olmazsa artık değiştireceğiz valla. Denemedim daha, inan ki denemedim. Kızlar, daha ilk önce bir suya basmam lazım. Şunu deneyeyim, ondan sonra bunları ilk önce suya basacağım. Giymeden önce mutlaka yıkamak lazım. Çünkü kaç kişinin eli değiyor. Ondan sonra başka, çok mu karanlık duruyorum ben size? Işık biraz tepede kaldığı için biraz böyle karanlık gibi geliyor. Şöyle bakayım. Anneciğim, atma aşkım. Giymeden önce mutlaka ki yıkayın. Benden tavsiye. Çünkü hani tekstil işinde, hani ben de terzilik yaptığım için bu kumaşlar o kadar çok böyle insan elinden geçiyor. O kadar çok teferruattan geçiyor ki, yani poşetlere girerken de olsun, şeyden yani her türlü, yani giymeden önce mutlaka ki yıkayın derim. Mutlaka. Çok mu karanlık oldum ya? Vallahi ben onu taktım şimdi. Anne! Girdiği yere bakın. Ya girdiği yere bakın, çıkamıyor şimdi, bakın ya. Ne yapıyorsun annem sen orada? Nasıl çıkacaksın oradan şimdi? Gel. Hadi gel böyle. Gel böyle, hadi gel. Dur masayı çekeyim, hadi gel. Hadi tamam, gel. Gel. Hadi gel, hadi bakalım. Hadi kızlar, hep beraber temizlik yapalım mı ya? Hemen şöyle bir, şuraya bir makine tutacağım. Bu arada makineyi yeniledim. Onu da göstereyim mi size kızlar? Ay çok karanlık oldum. Heh. Şöyle biraz daha iyi bir sanki. Benim o kırmızı makine vardı ya. Diğer o şey olan. Yine bunun aynısı. Kırmızı olanı vardı. Hani her zaman kullandığım. O size tavsiyem. Kesinlikle su falan, hani mesela yerde falan su olduğu zaman makineyi kesinlikle çekmeyin. Motorunu bozmuş. Daha oysa ki onu daha yeni almıştım. Motoru bozulmuş. Onun için diğer büyük makineyi kullanıyordum. Şimdi artık her zaman da onu çıkartmak da olmuyor. O aslında çok güzel çekiyor da. O büyük makine. O da kaç senelik benim emekler aslında. İyi idare etti yazık, kıyamam. Bunlar daha pratik olduğu için hem en azından çabucak böyle hemen 2 dakikada toplayıp şey yapıyorsun, kaldırıyorsun. Hem mutfakta duruyor sürekli zaten. Kapının arkasında. Bunu aldım bakalım. Ne kadardı bu? Peşin fiyatı 130 liraydı. 130 liraya aldım. Kullanan vardır mutlaka. Bilmem, ben çok memnunum aslında. Dün değil, evvelsi gün aldım. 2 gün oldum işte alalı da bunu. Bakalım ne kadar dayanacak? Bilmiyorum valla. Kızlara tembih ettim. Aman dedim. Nazarla denize tembih ettim. Gerçi deniz tutmuyor pek makineyi falan da. Aman dedim, nazar gözünü seveyim anneciğim dedim. Su falan çekme, yazık dedim. Hani para veriyoruz sonuçta. Hani dedim şey olmasın, biraz dedim kullanalım bari. Ondan sonra öyle işte bunu yeniledim. Başka? Bir de markete girmiştim. 2-3 makarna aldım. Ondan sonra Nehir'in sütü yoktu. Nehir'e süt aldım. Süt derken Nehir normal süt kesinlikle içmiyor. Sadece şey içiyor. Bu Bim'in kakaolu sütleri var ya, bir de onlara alıştı. Sürekli günde bir tane onlardan içiyor. Normal süte nasıl alıştıracağım? Hiçbir fikrim yok. Gerçekten bilmiyorum. Nasıl yapacağım? Bilmiyorum. Ay yine çok konuştum. Hadi kapatayım ben. Hadi hep beraber temizlik yapalım kızlar. Kalktım, gördünüz değil mi? Hemen tabletini aldı. Şimdi o tableti ben saklayacağım. Değil mi Nehir? Şimdi oyuncaklarını vereceğim ben oradan. Şöyle göstereyim mi kızlar size? Evin şeklini değiştirdim. Aman şeklini değiştirdim derken. Şurada tekli koltuğun bir tanesi şuradaydı biliyorsunuz ya. Onu aldım. Kapının yanına koydum. Kapı açılmıyor zaten.
Öyle çok artık kışın öyle fazla şey yapmıyoruz, çıkmıyoruz. Masa burada her zamanki gibi. Biraz daha yemek yerken masayı orta tarafa alıyoruz. Ya, karşı tarafına da tabureleri koyuyoruz öyle. Camın yanına doğru. Ondan sonra rahatlıkla oturabiliyoruz. Şuraya kayınpederim oturuyor. Şu gördüğünüz tekli koltuğu biraz daha çekip kayınpederim oturuyor. Ha, onu söyleyecektim ben size. Yani şimdi bu kış kayınpederim burada nasip olursa, yani burada derken biraz bizde kalıyor, biraz işte eltimlerde kalıyor falan. Ne diyecektim size? Kayınpederim varken şimdi evde, şimdi 4-5 gündür falan bizde. Öyle olunca ben kamerayı elime alıp çekim yapamıyorum. Yani niye çekemiyorsunuz demeyin. Telefon, bir saniye, kapı çaldı. Kuzu okuldan gelmiş. Anneciğim hoş geldin. Nasıl geçti anne? Teyzeleri kızımın saçını kesmiştim ben, gördünüz mü siz? Geldim. Bakın dur gel bir şöyle göstereyim seni teyzeleri. Şöyle bakın ya, ama her türlü de güzel olur mu bir çocuk? Gel. Maşallah pek tatlı. Canım kızım benim. Ben abla kardeş karşılaşması. Kapat tabletini. Onu hemen kaldıracağım artık ben, çünkü oyuncaklarını koyacağım anneciğim oraya. Ay. Gelmiş mi anneciğim ablan? He? Ablan gelmiş mi? Anneyim, kıyamam sana. Çok özlüyor anneciğim seni okuldayken, biliyor musun? Deniz. Bak. Annem. Ne diyordum? Yarıda kaldı. Ay, onu söyleyeyim. Çekim yapamıyorum. Çünkü yani hoş karşılayacağını zannetmiyorum. Hani anlarsınız yani, hani eski topraklar hani pek şey yapmazlar, anlamazlar. Yani şöyle desem, anlatmaya çalışsam da baba hani normal nehir için açtık falan desem de anlatamam. Ben hiçbir şekilde anlatamam. Yani onun için babam buradayken ben çekim yapamıyorum. Şu an camiye gittim. Hemen telefonu elime aldım. Aslında kaç gündür onun için çekim yapamıyorum, biliyor musunuz? Ben onun için görünmüyorum. Artık nehiri çekiyorum. Babamın yanında hatta dün koyduğum vlogda sırf nehir var, biliyorsunuz zaten. Sadece nehiri çekebildim. Kendimi koyamadım. Ya olsun artık, yapacak bir şey yok kızlar. Ne diyeyim? Şöyle kaldırayım. Ay, kolum ağrıdı. Onun için idare edeceğiz yani, sizin anlayacağınız. Çünkü hani biliyorsunuz zaten kayınvalidem. Anneciğim sen yine susabilir misin onu? Hatta tabletini kaldırabilir misin? Oyuncaklarını ver anneciğim. Hadi kuzucuğum ver. Onu oynaması. Kaldır annem. Ha. Kayınvalidem 6 ay önce vefat etti, biliyorsunuz zaten, rahmetli. Nur içinde yatsın inşallah. Öyle köye gittiği zaman da zaten hani kendi yapıp yemez. Ondan sonra sobasını yakamaz, şey yapamaz. Zor. Gerçekten çok zor. Yaşlılık çok zor. Rabbim hiç kimsenin işini başından eksik etmesin. İşte Hatice annem de vefat ettikten sonra babam yani kışın orada geçiremez zaten. Hiçbir şekilde geçiremezdi. Onun için işte biraz bende, biraz görümcede, ondan sonra biraz eltimde, o şekilde böyle dönüşümlü kalıyor öyle. O da istemez. Tabii ki o da istemezdi böyle olmasını. Herkes evini barkını bırakıp da kalkıp bir şey yapmak istemezdi yani. Kimse istemez. Çok zor. Gerçekten yaşlılık çok zor. Zor bir durum. Rabbim kimseye göstermesin inşallah. Yani yalnız bırakmasın hiç kimseyi. Öyle işte. Onu söyleyeyim dedim, hemen karşınıza geçeyim. Onun için vlog gelmiyor, sizin anlayacağınız. Yani evet. Onun için beni hoş görün kızlar, tamam mı? Birkaç ayda böyle devam edebilir. Yani 3 gün, 5 gün vlog gelmez. Bir gün gelir bakarsın, birkaç gün gelmez. Böyle devam ederiz. Siz yine benimle kalın. Siz bir yere kaybolmayın. Yani destek, tam destek, devam diyorum. Bakın girdi. Anneciğim mekanına girdin mi aşkım sen? Nehir'e. Bugün Nehir'le biraz ders çalışmamız lazım. Çünkü
Hiç derslerden verim alamıyorum Nehir'den. Kesinlikle verim alamıyorum. Öğretmenlerim de gayet iyi bir şekilde idare ediyor. İyi ilerliyor. Ama kesinlikle ben de ders yapmıyor. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Kartlarla kesinlikle benimle çalışmak istemiyor. Renk çalışmasını kesinlikle yapmak istemiyor. Top üzerinde yuvarlanmayı hiç sevmiyor. Ama öğretmenlerde hiçbir sıkıntı yok. Vallahi bilmiyorum nasıl devam edeceğiz, nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Ama Allah'ın izniyle inşallah başaracağız. Her şeyin de üstesinden geliriz biz. Rabbimin izniyle. Hemen burada hadi keseyim de biraz da salonlar falan süpürülecek. Mutfak süpürülecek. Hadi onları süpürelim. Hadi hep beraber. İçiyorum. Şimdi temizliğin arkasından bunu içmesem olur mu? Cık, olmaz. Vallahi bilmiyorum artık. Kahveyi de değiştirdim bu arada kızlar. Bakın size göstereyim bir. Hemen getirdim şöyle size. Cafex diye. Üçü bir arada. Şeyde. A101'den aldım. Kaçlıydı? 10.95 mi? 10.65 mi? Öyle bir şey olması lazım. 500 gram. Aynı zamanda 500 gram bayağı da var yani. Yarım kilo. Onun için bundan aldım. Çok yumuşak. Yani Bim'den alıyordum ya her zaman ben. Hem işte tuzunu ayrı alıyordum. Şeyini ayrı alıyordum falan kahvesini. Onları ayrı alıyordum ya. Artık onu değiştirdim. Gerçekten çok yumuşak. Bunu da kimde görmüştüm? Ben Pınar'da görmüştüm. Pınar almış. Abla çok güzel bak onlardan dene istersen dedi. Çok yumuşacık tadı dedi. Ondan sonra orada içtiğimde çok beğendim. Ondan sonra gittim bir tane aldım ben de. Bu sefer bunu da değiştirdik bakalım. Herhalde bundan sonra A101'in kafeksini kullanacağım. Büyük bir ihtimal. Hadi ben bir kahvemi içeyim. Ondan sonra saat kaça geldi? Şöyle göstereyim. Saat 3'e geldi. Şimdi babam gelir. Onun için hemen yemek hazırlayacağım. Çünkü o alışkın 3 öğün hani yemek yemeye. Ona hemen yemek hazırlayacağım. Ondan sonra bir de akşam yemeği düşünmem gerekiyor. Hadi bakalım tekrar görüşelim sizle. 1, 2, 3. Çok mu tatlı oluyor? Ha? Bir yerin acıcak ama şimdi biliyor musun? Yavaş. Şey,